Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kıymetli dinleyenlerimiz, evvela vefatları hemen okuyalım. Ondan sonra konuya başlayalım. Avşin Altun Taş ve Cebrail Acar eee şehitlerimiz Allah tebaraka ve teala şahadetlerini kabul eylesin. Amin. Derecelerini âli eylesin. Amin. Ilk damla kanlarıyla mağfiretine mazhar eylesin. Allah'ım kabristar adlerimizi dad eylesin. Amin. Ailelerine sabır-ı cemil, ecir, ceziil ihsan eylesin. Amin. Hem onların hem cümle şer damızın ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin min nefsin adada ma vesahu ilmullah Allah 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 celle celaluhu ya rabbel alamin hediyelerimizi bizden kabul eyle vahide vasıl eyle şehitliklerine sebep olanları kahreyle katlü perişan eyle ya rabbi bu pençekilit harekatını muvaffak eyle ve kilit tamamlanıyor, yakında kapanıyor diye askeriyemiz ilan ettiler. Ee, ve yakın zamanda demek ki kilit kapanıyor demek e, terörist, PKK'cıların e, artık Türkiye'ye ve o civardaki e, Müslümanlara zarar verme imkanları kalmayacak anlamına geliyor. Yani fırsatları kalmayacak anlamına geliyor. Son haberler böyleydi, sevindiriciydi. Dün Dün herhalde olacak 24-25 tane PKK'lı zındık kebertildi elhamdülillah. E bunlar iyi haberler fakat tabii maalesef bataklığı kurutmadığın zaman sineklerle baş edilemez. Ne kadar sinek öldürsen bataklık devam ederse. Allah'ım bu bataklığın ya Rabbi kurumasını, kurutulmasını müyesser eyle askerimizi, polisimizi muvaffak eyle, amin. Mansur Muzaffer eyle. Amin. Bir an önce şüpheye Suriye dahildeki bütün faaliyetlerini Ya Rabbi imha eyle amin. ve artık bu sorunu tamamen e, çevremizdeki bu tehlikeyi bertaraf ile. Amin. Allahümme amin. Allahümme Allah salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim. Ondan sonra vefat eden kadın erkek cemaatlerimizden Safiye, Tuğba, Fatıma, Aysel, Senem, Hanife, Döndü, Adalet, Naime, Hatice, Müzeyyen, Sıdika hepsine rahmet eyle, kabile, nur eyle, affeyle, muğfiret eyle ya Rabbi. Muharrem-i Şerif hürmetine azaplarından muhafaza eyle. Mahmud, Alperen, Hüseyin, Birol, Hasan, Ömer, Fethi, Mümtaz, Yunus soyadlarını da biliyorsun, kabirdeki hallerini de biliyorsun. Affeyle, muğfiret eyle sen her birerlerini ya Rabbi Habibinin şefaatine mazher eyle. Özellikle Dursun Güney kardeşimiz, e, akrabamızdan ona da rahmet eyle, mağfiret eyle. Azap varsa defuruf izale eyle. Hacı Mehmet Çağlayan abimiz, Uhran Çağlayan kardeşimizin babası, kıymetli büyüğümüz, bizi de Allah için seven, Allah için dinleyen ve kıymetli bir aileyi aile yetiştirmiş, el sünnet insanlar yetiştirmiş e, ee, Muhsin abimizin e, efendim yanında hizmet eden e, kıymetli e, kardeşler yetiştirmiş. E, Hacı babamıza da özellikle rahmet eyle, ruhunu şad eyle, kabrını nur eyle, derecesini âli eyle, cümlesini ervâ için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdû ve resûlûh. La ilahe illallah Muhammedun Resûlullah fi kulli lamhatin wa nafsin adada ma wasa'ahu ilmullah Allah 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 Celle şanuke ve celle celaluke amin ve alfi ya rabbel alamin hediyelerimizi bizden kabul eyle ruhuna er vasıl eyle amin e, ee, duyurularımızı hemen yapıp dersimize e, geçelim. 14 Temmuz Pazar, bu önümüzdeki Pazar günü öğlen namazında İbrahim Uslu Hoca Efendimiz e, Haydar e, merkezinde burada sizlerle görüşmek üzere gelecek inşallah Rahman. Öğlen namazı ben saat 15'e kadar yani erkek cemaatlerden e, selam verenler, dua isteyenler, dersleri ile ilgili, tarikat dersleriyle ilgili vesaire müşkili olan varsa bir müşkilini soranlara inşallah tek tek orada oturacak önünden geçen kardeşlere e, sorularına cevap verip e, dualar buyuracak. Allah Teala e, bu ziyaretimizi hayırlara, bereketlere vesile eylesin. Yani dir 15 dediğiniz 15-30, ondan sonra hanımefendi kardeşlerimiz de beraber gelebilirler sizinle. Onların da ziyaretlerini kabul edecek. Erkekler biz çıkacağız. E, kendi hanımı, hocaanne yanında refakat ederken hanım kardeşlerden de çok soru sormak isteyen, dua almak isteyenler biliyorsunuz e, Efendi Hazretlerimizin şerif ziyaretinde çok kadınlar bize e, sitem ettiler, çok e, şey yaptılar yani, üzüldüler. E, onun için onları da ihmal edemeyiz. Mahmud Efendi Hazretlerimiz, biliyorsunuz bu usta çok özel ihtimamı vardı hanım kardeşlerimiz için. E, Hoca Efendimiz, onların da e, selamla, dertlerini dinleyecek, onların da sıkıntıları için dualarda bulunacak. Kadın erkek tüm cemaat davetlidir. Aşura ikramı da yapılacak gelenlere Haydar tarafından inşallah Rahman. Şu anda bir zat düşünün. Ali Hayder Efendi Hazretleri onun alnına teveccüh etmiş. Alın alnına teveccüh etmiş. Bir zat düşünün. Ali Hayder Efendi Hazretleri bu benim ciğer paremdir buyurmuş. Bir zat düşünün. Muhammed Efendi Hazretleri bu benim ciğer paremdir buyurmuş. Şu anda dünyada bir zat düşünün Mahmud Efendi Hazretleri Allah'ın marzi ve makbul kulu diye ki Mahmud Efendi Hazretleri'nin böyle bir şey demesi bir kişi hakkında çok önemli bir şahitliktir. Allah'ın en büyük velisi şahitlik ediyor. Marzi Allah'ın razı olduğu, makbul Allah'ın kabul ettiği demek. Bu Muhammed topladığı mektuplarda bile zikrediliyor. Düşünün kendimizden değil, kendileri tertip ederlerken bile bu mektupları yazmışlar. Kaynak. Onun için ve ben senin çok makamlara yükseldiğini e, düşünüyordum ama Ey İbrahim e, şimdi anladım ki benim düşündüğümden de çok yüksek makamlara nail oldun diye Efendi Hazretlerimizin değil mi 40 sene 50 sene evvel tefsiratta bulunduğu bir zat. E, salihler e, ayrılıyor aramızdan birçok veliler gittiler. E, veliler e, az kaldı. Onun için bir veliye bir çocuğunu getirip dua alanlar, bir kendisi için, zürriyeti için dua isteyenler, bir nazarına mazhar olanlar, Allah dostuna Allah için ziyarete gelenler, değil mi? Allah için. Ben cahilse alim efendim ve cahilse. Bir Allah dostuyla bir mecliste oturan benimle oturmuş gibidir diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı benle oturmuş gibi. Ben safa alime fekerle Bir alimle musafa adam. Hangi alim? Memleket piyasa alimden geçilmiyorum. Öyle bir şey yok yani. Takva sahibi Allah dostu veliler ile e, tabi musafa benimle musafa etmiş gibidir. Bu usulta alimleri ziyaret, Allah dostan ziyaretin. E şimdi hepiniz onun evine gidip ziyaret edecek durumunuz yok. O da evde insanları karşılayacak gücü yok. Dolayısıyla bu gibi yerler vesile oluyor. İnşallah e, müsait olanlarınızı bekliyoruz. Allah Tebârek ve Teala niyetlerimizi halis niyet eylesin. Amellerimizi salih amel eylesin. E, burada nefsaniyet sokmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Bütün derdimiz Efendi Hazretlerimizin nurlu yolunu muhafazasıdır. Bu niyet üzere bizleri muvaffak eylesin, sabit ve daim ve kaim eylesin. Efendi Hazretlerimizi cümlemizden hoşnut ve razı eylesin, şefaatçi eylesin. Amin. E, ee, 13'ün 14 Temmuz Pazar günü mühim. Ondan sonra onu mutada bağlarız. Eylül'den sonra bu ara şimdi yazdır, güzdür, dağınıklık oluyor. Eylül'den sonra bunu ayda bir, ihtiyaca göre bakarız talep çok olursa 15'te bir Hoca Efendi e, teşrif eder. E, gelenlerin e, zaten bir evradı bahaye devamlı okuyor. Efendi Hazretlerimizden aldığı şeyler var tabi icazetler var. Evradı bahaye icazeti var. Seyyüzemül cemu icazeti var. Kafirlerin dağılması için, düşmanların kahri için bin onu okuyor. Efendi Hazretlerimizden aldığı şeyleri her gün devam ediyor. Hiçbir vazifesini ihmal etmiyor. Onun için belki bir evradı bahaye Efendi Hazretlerimiz bütün hastaların şifası için okuyordu. Evradı bahaye okuma ayda bir yapılabilir. Kendisi okuyor zaten ondan icazetli efendi hazretlerimizden, efendi babamızdan. öyle bir icazet kimse de yok şimdi. Dolayısıyla evradı bayi okuyup inşallah hastaların şifası için o evradı bayi otururuz bizde. okunuruz inşallah şifa niyetine. Bu gibi hizmetler Allah ona saat afiyet versin. hayırlı uzun ömür versin. bizlere de saatle afiyetle daha nice ilim meclislerinde Allah dostlarıyla buluşmayı müyesser eylesin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sellem. Arkadaşlarınızdan da gelenleri getirebilirsiniz. Önümüzde pazartesi salıya bağlayan akşam e, Aşura gecesi e, sohbetimiz olacaktır. E, bundan sonraki perşembe sohbeti olmayacak. Ben e, sizden izin istiyorum. Yine kitap çalışmalarım, çantalarla kitapları aldım yanıma tabii. Ben hiçbir yerde boş durmam, işim var her yerde ama bazı vesilelerle İstanbul dışına çıkmam icap etti. Bundan dolayıdır ki önümüzdeki Perşembe sohbeti 8 Ağustos, 8 Ağustos inşallah geleceğim ve akşam ezanında buluşalım. Çünkü 20 dakika falan da akşam ezanı şey diyor. Ezanla kılarız hemen. sofrada otururuz. Ee, akşam ezanında 8 Ağustos'ta inşallah ya da yine 7.30 olsun yine birkaç hafta daha diyorsanız 7.30 olsun. He? Tam 7.30 olsun yine tamam. Çünkü 8'i akşam düşüyor ama 8'i 20 geçeye düşüyor. Yine bize e, vakit kalıyor bir saat bir buçuk saat sohbet yaparız tamam yine bir yedi buçuk olsun şimdilik biraz daha düştükten sonra akşam alırız saat sekiz Ağustos'ta inşallah artık bir manisi olmayanlarla sohbet hepten ara vermek uygun olmaz e, diğer şifa şerifle mektupatları e, da tatil ettik onları 9 Eylül 9 Eylül Pazartesi on e, bir Eylül Çarşamba'ya kadar Şifa Şerif de çünkü çok gelenimiz gidenimiz var. Şimdi de misafir seyitler, ket'tani hazretleri yukarıdaydı. Çok ulema geliyor, yaz ya. Bütün dünyadan çok gelen giden de var. Ee, yani insanlarla da tabii görüşmemiz lazım. Hoca efendiler gelmek istiyor, gitmek istiyor. Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından. Benim de bunlara vakit ayırmam lazım. Her gece ikiye kadar, 3'e kadar hoca efendilerle toplantılar oluyor. Yani biliyorsunuz başımıza bayağı bir işler kaldı, yükler kaldı. Efendi yolun yolun muhafazası için biraz insanlarla da dertlerini dinlememiz lazım. Şimdi çok sıkıntılar yaşanıyor Türkiye'de ve yurt dışında. E, bundan dolayı sizden biraz müsaade istiyorum yani. Sizden biraz müsaade istiyorum ama biliyorsunuz ki gecemiz, gündüzümüz hizmettedir. Boş işte bir vakitim geçmez yani. Allah'ın izniyle geçmez. Ondan sonra, e, ama buranın sohbeti 8 Ağustos'ta saat 15. E, yedi içerek geçe falan ben artık ilanlar mı yedi içerek geçe ben başlarız buçukta da gelenler yetişirsiniz inşallah sohbeti o şekil ilan etmiş oluyoruz ee, yalnız aşure gecesinin ihyasını akşam yatsı arası yapmak icap eder çünkü gece ihya şimdi biz burada yaptığımız ilim meclisi oluyor ama tam gece ihya olmaz onun için biz bunu akşam yatsı arası camide itikafa niyet edelim pazartesi salıya bağlayan gece ama uzatmayacağız. Yatsı ezanla namaza durulacak Allah'ın izniyle. Sözüm söz. Korkmayın. Sözüm söz. Çünkü yatsı namazının cemaatini bir kişiye kaçırttırmak aşure gecesini ihyasına ters düşer. Onun için o mesuliyeti alamayız. Yani akşam namazını kılarız. E, oruç dokuzuncu gün olduğu için pazartesi. Aşure günü salı. Pazartesi 9. gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Leyn ishu ila qabilin eğer bir daha seneye kadar yaşarsam le asu menne Dokuzuncu 9. günü de oruçlu geçireceğim buyurdu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşamadı. Ve vefat ettiği için dokuzuncu günü tutamadı. Şimdi onun ümmeti olan sizler dokuzu tutacaksınız inşallah. Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetleri onun yerine olarak inşallah dokuzu pazartesi. Aşure gününün dokuz olma rivayeti de zayıf da olsa i̇bn Abbas diyor ki dokuzuncu gün aşure günüdür diyor. Dokuzuncu gün. Bu rivayet de var. Onun için siz 11 diyen çok yok, 9 diyen rivayetler var. Onun için efendim sallallahu aleyhi ve sellem dokuzu da tutacağım dedi ama o Aşure'yi tek tutmamak için Aşure'yi 10 kabul ederek buyurdu. Şimdi burada dokuzla onu tutan sünnete isabet etmiştir. Sünnete isabet etmiştir. Ve geçen sene bütün günahları silinmiş olur. Ee, pazartesi iftarlık hayder hazırlıyoruz. Gelen kadın erkek cemaatten oruçlu olanlara inşallah en azından bir etli pilav verecek, verecekler inşallah. 13'ün için iftarlık yanınızda kendinize göre getirirseniz getirin. Biz de zaten 15 dakika kadar iftar e, ezanla beraber iftar şeyi verilecektir. O arada biz dua ederiz, amin dersin. Bir yandan yersiniz oruçlu olanlar. E, pazartesi yatsıya kadar kısaca e, ameli salihleri, aşure gecesinin faziletlerini anlatalım. Aşura, aşura gecesi tabi gece önce geliyor. Onun için pazartesi, salıya bağlayan gecedir. E, o sohbette tabii anlatılacaklar. Herkes buraya gelemez. Ço çoğu gelemiyor. E, bunu kaçırmamak lazım. Çünkü neden? Bir sene hayırlı, uzun ömür sürebilmek için okunacak dualar aşure gününde okunuyor. Eğer o sene ölümün mukadder olduysa, kafir ölmemek, kalbi ölmemek için okunacak duanın kabulünün günü Yine Aşure gününde okunuyor. Bir sene hastalık görmemek için kül suyuna okunacak dualar yine Aşure günü okunuyor. Ve birçok hastalıktan, beladan, musibetten kurtulmak isteyenler, hacet duaları yapmak isteyenlerin kurtuluşları en bir Azam'ın kurtulduğu gün olan Aşure günü takip ediyor. Onun için Aşure gecesinin namazı çok önemli. Aşure gününün namazı çok önemli. Bütün bunları dergide yazdık ama... Yine de anlatmadan, insanımız e, konuşmadan, sohbet etmeden teşvik olmuyor. Sadece yazmakla, şu sayfaları okuyun demekle de fayda hasıl olmuyor. Oluyor, tam olmuyor. Onun için biz hep ne yapıyoruz? Şu gün, şu gün diye gününü parmak basarak oruç şu gün, namaz bu gece bu şekil konuşmakta çok fayda oluyor. İnsanlarımız e, yani olaylar malum, dünya nahvali malum, bin, bin türlü herkesin başına sıkıntısı var. Ve bu yüzden bir de yaz, yazın rahaveti var. Yazın rahaveti var, bu da ne yapıyor? İnsanların gününün gecesinin ibadetlerini kaçıtturuyor. Ben çok duydum cemaatten, eyvah diyor ya. Ne kadar zamandır bekliyordum, şunu okuyacaktım, edecektim diyor. Meğer günü geçmiş diyor. Onun için bunların üzerine basıyorum yani. Bunlar bir seneye taalluk eden günler. Aşura günü bir seneye talip eden günler. Bak eceli gelene diyor o sene okumak nasip olmaz diyor. Bütün meşayih ittifak etmiş. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Hayırlı uzun ömür, hayırlı bereketli rızık. Bunlar hepimizin başımızdaki en büyük sıkıntılarımızdır. Bunların açılmasında Allahu Teala bütün peygamberleri o gün kurtardıysa ve gedelgen üncil müminin müminleri de böyle kurtarız diyor. Yunus Aleyhisselam balın karnından ne gün çıktı yani dışarı? Ashura günü yani. Onun için Eyyub Aleyhisselam hastalığında ne gün kurtuldu yani? Ashura günü. O hepimize burada e, feyizli, bereketli hisseler var. Ne buyuruyor? Pazartesi buraya gelmek, ilim meclisine katılmak. Huduru meclis ilmin eftal musallat el faraka. Üç buçuktayım, sak oluyor. Kimse şu gecelerde bin rekat nafile namaz, akşam namazından sonra başlasa bile bin rekat kılamaz yani. Yani vakit yok. İmsak erken. Ama bir ilim meclisinde oturmak, ayet hadis dinlemek, bin rekat nafile namazla eşit olmaz diyor. Daha faziletlidir. Ve şu di bir cenaze, bin cenazede bulunmak ki bir Uhud da o kadar sevap, Buhari hadisi bak. Buhari hadisine geçiyor. Bir Müslümanın cenazesine namazını kılmak, felev-i <laughs> Bir Uhud dağı kadar sevap var diyor. Kıyrat küllü kıyrat misli Uhud'in diyor. Ölçü birimi ama onu anlatıyor. Yani ona kadar gelir diyor. Uhud dağı kadar gelir diyor. Onu beyan etmese biz Uhud dağı kadar diyemeyiz. Peki ne buyuruyor? Bir ilim meclisine oturmak, bin tane cenazede bulunmak. Yani senin sevap tarafına, hasenat kefesine Uhud dağı kadar amel bin tane konsa bir ilim meclisine otursan ondan daha fazla konuyor. Bu ilimden daha büyük bir şey yok. Çünkü ilim olmadan hiçbir amel yapılamaz. Çünkü ilim olmadan itikat bile olmaz. Bir insan e, ayet hadis dinemese, sohbet dinemese imanı bile selamette kalmaz. Çünkü dünya kadar insanı kafir eden inançlar var, sözler var, görüşler var. Hele şimdi bu internetler var ki eskisi gibi de değil. Eskiden... Bozuk bir adama özel gitmen lazım sapıtmak için. Ama şimdi internetlerden, televizyonlarda her dakika önümüze itikadı bozuk, ameli bozuk adamlar çıkıyor. Tehlike büyüdü. Herkesin eline cebine geldi. Onun için ilimsiz din yürümez arkadaşlar. Önce sohbet. Tarikat da buna bağlıdır. Tarikat-ı mağsohbet. Bizim yolumuz sohbetten geçer diyor Şah-ı Nakşibendi Hazretleri. Şimdi bizim bu sohbetlerimiz Efendi Hazretleri emriyle biz yapıyoruz. Kaç kere izin istedim yapmama, vermedi. Medine'ye gideceğim dedim, sizden sonra ben dayanamam. Bak başımıza neler geldi işte. Ben biliyordum neler olacağını. Kaç kere izin Bak 40 sene evvel de ben aynı izni istedim. Ümmeti kime bırakacaksın dedi bana. Ondan kaç sene sonra bir daha işte yakın zamanda bir daha istedim 10 sene evvel. Ne dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni Medine'de istemiyor dedi. Burada duracaksın. Vazife yapacaksın dedi. Niye bana böyle dedi? E bana konuş dediyse birilerine de dinleyin dedi. Ahmet'i dinlemeyeceksin sohbetini. Ya kimi dinleyeceksin dedi. Buna herkes şahitleri var. E o zaman e şimdi bak bu sohbetler olmasaydı şimdi milletin ne rabıtası kalmıştı ne efendiye efendim irtibatı kalmıştı. Bütün millet şimdi bana dua Beni sevmeyen adam bir hoca efendi, bir kavga etmişiz ondan eskiden. Yine ben haklıydım tabii, kusura bakmasın da yani şu anda yine özür dilerim kendisinden. Kendisinden özür dilediğim birkaç hocamız var, çok kavga ettik yani. Ha ben haklıydım. Birinde bir tane başka var, o biraz haklıydı. Bana karşı haklıydı. Bak ben itiraf ediyorum ben, yanlışa yanlış. Ama nanelikler var. Ben dedi, teheccüde kalkıp da hanımı da kaldırıp da Cübbeli Hoca'ya dua edelim diyeceğime ölsem inanmazdım, sana çok gıcık oluyordum dedi yani. İtiraf etti, bu da meşhur bir hoca yani. Şu anda da vekillerden. Ama dedi, arkadaş bu, bu yol, bu tarikat, bu efendi Hazretleri, çünkü o da duymuş, bizzat kulağına. Ben, efendi Hazretleri bizzat dedi, bana söyledi. Ben kimseyi yerime bırakmadım. Vekillerimle bu yol yürüyecek. Bunu kulağımla duydum dedi. Benimle duyan adamlar nasıl yalan konuşuyor dedi ya. Yanımdaydılar dedi ya. Şimdi dolayısıyla sohbetler olmasa, biz insanları bilinçlendirmesek çok büyük tehlike var. Batıla doğru bu iş gidiyor. Allah onları da ıslah eylesin, idare eylesin. Dönmeleri nasip eylesin. Biz duacıyız, bedduacı değil. Ama sohbet çok önemli. Onun için ve iadet el ve meriz bin hasta ziyaretinden üstün bin hasta bir hasta ziyaret etse Allah Teala ziyaret etmek gibi cennette cemal ziyaret. Eder. Dünyada bir Müslüman hasta ziyaret etse Allah Teala cennette cemal ziyaret gibidir. Bin ziyaretten üstün diyor. Neden? İlim meclisine olmadan cennete bile gidecek yolu göremezsin. Mevla'nın cemaline göre, yol bulamazsın. Çünkü neden? Ayet hadis dinlemeden nasıl cennete gideceksin ya? Önce ilim. Sohbet bırakılmaz kardeşlerim. Men ahya leylet aşura ahya Allah maşa. Allah'ın dilemesi irade sonsuz. Benim iradem kısıtlı. Kudretim, gücüm kısıtlı. Zaten Allah bizim hepimize cüz'i irade vermiş. Ama Allah'ın iradesi külli. Kudreti külli. Onun için ne buyuruyor? Kim aşura gecesini ibadetle ihya Allah onu onun istediği kadar diriltmeyecek diyor. Kendi iradesi kadar ihya edecek diyor. Yani ne demek? Sonsuz bir abatlık var. Aşure gecesinin faziletinden dolayı. Ne buyuruyor? Ben ya leylet aşura aşura gecesini ibadetle ihya eden akşam namazı cemaatle kılacağız. kızacağız kılacağız. Yatsıyı cemaatle kılacağız. Bu bile büyük bir ihya. Arada da bir saat kadar bir şey kalır bize bir saatte sohbet yapsak e bin rekattan eftal ben neredeyse bin lekât kılacağım üç buçuğa kadar bin tane Uhud dağından büyük cevap gelecek bin kere Mevla ziyaret onun için kim aşure gecesi ibadete geçirirse ma tevelem yedri bilmev ölür de öldüğünü bilmez diyor yani son nefeste ölür öldüğünü bilmez yani ne kadar kolay canı çıkar. En korktuğumuz yer ölüm. Zaten ölümü kurtardıksa kabir daha rahat, mahşer daha rahat. Çünkü ölümde başlayacak. İyi misin, kötü müsün belli olacak ölürken. Cennetten mi selam geldi, cehennemden mi efendim lanet geldi? Ölürken Aşura gecesine önem veriyor İslamiyet. Bunlar Abdülkadir Geylani radıyallahu anhül bari hazretleri Hunye isimli eserindeki mektubatta çok geçer. İmam Rabbani hep Abdülkadir Geylani Hunye'de beyan etti diyor. Çok muteber bir eser olmasa İmam Rabbani hazretleri onu kaynak verir o, o eserde bu hadis-i şerifler efendim tahric edilmiştir. Ondan sonra ne buyuruyor? O Ebu Reyre'den radıyallahu teala an öbür hadis ali efendimiz okuduğu hadis-i şeriflerde yine bu Hureyre'den geliyor radıyallahu teala an. Evet. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu yeni kitabın ikinci cildin 89. sayfasında bu hadis-i şerifi zikrediyor. Eee men ahyale ta şura fe kennema abdullah teala bi misli ibadeti ehli semavati kim aşura gecesini ibadetle ihya ederse yedi kat göklerdeki bütün meleklerin ibadetini artık onu tasavvur edebiliyor musunuz bilmiyorum. Gökte bir karış boş yer yok diyor sahih hadisler. Gökte bir ekdadı semaatta ve hukalan teyitta. Gök kaçır kaçır gıcır diyor. Çünkü yükü ağır geliyor. Onun tabi öyle ses çıkartması da icap ediyor diyor hadis-i şerif. Niçin? Mafya mevzu kademin bir ayak basacak Yedi kat göklerde bir ayak basacak yer boş yok. İlla ve fiha mutlaka her adımda adım da değil adım uzun ayak bir ayak koyacak kadar her ayakta var. Melekün kaimün evrakiun evsacidün bir melek duruyor bu say hadis şerif. Ayakta duruyor kıyam namazın kıyamında gökler dökülene kadar kıyamda kalacak. Onlar hiç yorulmuyor, uykusu gelmiyor, bir ihtiyacı asıl ol. Ya bir melek var, rükuda duruyor, tesbihat yapıyor, ya bir melek var, secdeye kapanmış duruyor, kıyamet kopana kadar da, ölene kadar da kafasını secdeden kaldırmıyor. Şimdi bütün bu gök ehlinin ibadetlerini koy bir kenara diyor, aşure gecesini ibadetle geçiren misli kadar sevap alır diyor. Böyle bir gecedir. İnşallah aşure gecesi buluşmak üzere. Allah Teala manileri izale Mustafa Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi kardeşimiz de Haydar'ın Bursa'daki vakıf külliyesinde sohbette olacak. O civarda olanlar da ihya etmek istiyorlarsa Mustafa Hoca veya başka Hoca de nerelerde tabii illaki biz marka şeyiyle yok bana gelirsen ihya olur, yok Mustafa Hoca'ya gitmen iyi dersen iyi ya olur demiyoruz. Biz adresler veriyoruz ama diğer hangi ilim meclislerinde ehli sünnet alimler efendi hazretlerimize bağlı rabıtası düzgün adamlar efendiye bağlılık şartı yok ama efendiye bağlı olanlarda rabıtayı efendiye yapma şartı var. Hem efendiye bağlıyım diyorsa, rabıtayı bozduysa efendi ondan beridir. Efendinin vasiyetini bozmuştur. Onun sohbetinden bereket gelmez. Ama efendi hazretlerine bağlı olmayan Diğer başka birçok ehli sünnet cemaatler var, camialer var. Yani efendiyi seven ama başka meşrebi var veya hiç tarikat ehli değil. Ehli sünnet bir alimdir yani amel eden ehli sünnet bir alimdir. Bunların bütün sohbetlerine gidilir. Biz hiçbir zaman bu noktada ne yapmıyoruz? Tekelcilik yapmıyoruz. Katmi şerif işi, tarikat işi başkadır. Zahiri ilim alma meselesi başkadır. Ama e, alimleri iyi seçmek icap eder. Çünkü yanlış fetva verirlerse sizi de kendilerini de helak ederler. Ondan sonra e, vekillerin Ahdi Derneği Vahitler kuruldu biliyorsunuz yukarıda tabelayı gördünüz mü bilmiyorum. E, Vahid Vahitler kuruldu. Yukarıki e, efendim bizim eski yerimizin adı biz oradan çıktık. Oranın adı ne oldu? vahid oldu. Vahid oldu. Açılımı neymiş? Vekillerin Ahdi Derneği. E, bu e, dernek Allah hayırlı mübarek eylesin. Hoca Efendi'nin hizmetlerini e, de onları şura heyetini muvaffak eylesin. Burada pazar sohbetini farklı Hoca yapıyor. E, namazdan 45 dakika önce e, Hatmi Şerif, Hacı Hacekan ben diye okunuyor. Ondan sonra sabah namaz cemaatle kılınıyor. Bu vahitlerde Ondan sonra sohbet Ömer Mahmutoğlu Hocaefendi, Efendi, Mustafa Ekin Hocaefendi, Efendi, Muhammed Elgen Efendi, Adem Ulaş Hoca derimiz, sohbetler her hafta mutlaka boş kalmayacak yaz güz demeden her hafta pazar sohbeti yapılıyor. Pazar sohbetinden sonra tarikat dersi değiştirmek isteyen bir senesi dolmuş olan erkek e, gelenlerin dersleri de değiştiriliyor her hafta. Ondan sonra pazartesi 10'da hanım kardeşlere sohbet başlıyor. Muhammed Yelkenci Hoca Efendi, Efendi Hazretlerimizin en sevdiği, devamlı mektubat okuttuğu, çok kıymetli bir Hoca Efendimiz'dir. Efendi e tam bağlı bir Hoca efendimiz. Şuradan zaten Muhammed Yelkenci Hocaefendimiz Efendimiz özellikle hanım sohbeti, kadınlara Efendi Hazretlerinin yaptığı pazar tesis sohbetini Yelkenci Hoca Efendi Çünkü Efendi'ye rabıta sağlam olan adamlar ancak kadınların sohbetine gidebilir, öbürlerine az ki? Yani kadınlardan da gidebilirler ama Efendinin yaptığı pazartesi sohbeti Kattesallâhü Aleyhi ve hazretlerimizin e, Yelkenci Hoca tarafından bu pazartesi başlatılıyor. Hem de pazartesi ne günü? Aşura, Aşura gününün bir evveli Ta'su'a deniyor. Onun ismi ne? Keşke demeseydim ya. 5 milyar dolarlık soruydu. Değil mi? Ta'su'a Aşura Dokuzuncu günün de özel adı var. Tâsû'a. Ha, kitaplarda geçiyor, uydurmuyoruz öyle her dakika bir şey. Nauzu billah. Ondan sonra yelkençi Yelkenci Hoca Efendi'ye hanım kardeşler gönül rahatlığıyla Efendi Haznenin tam adam olduğuna şahitlik ederim yani. Sohbete gidebilirler. Ondan sonra da hanım kardeşlerin dersleri de değiştiriliyor. Hanım kardeşler dünyanın neresinden gelmiş, Almanya'dan gelmiş, yaz diye misafir sohbete gelse, dersi bir sene dolmuşsa zikir dersini değiştirebilir. Allah Hoca hizmetlerini daim ve oim eylesin. Hafta içi her gün vahid derde bu vahitleri bundan sonra çok konuşacağız. Vahid derde saat 08 ile 17 arası. Yani akşam 5'e kadar kadın erkek kim gelirse gelsin vahid derde onun tarikat dersi, zikir öğretecek hoca efendi mutlaka bulunuyor. Hafta içi her gün, yani beş gün, 8'den on yedi arası bunu da beyan ettik. Ondan sonra en mühim ilanlarımızdan birisi, tabi İsmail Aile biliyorsunuz bazı meseleleri oldu fıkıh heyetinin. Hocalarımız, Hüsamettin Manlı hocamız, Fatih Kalender hocamız, oradaki on üç hoca efendiler bir şey arz ettiler şöyle şöyle olsun da bu iş düzelsin, sulh olsun vesaire vesaire. Karşı tarafta bu teklifi kabul etmedi. Onların yazdığı teklifleri sitede ben o madde mi neydi maddeleri onlar bana göndermiştiler. Ben size arz etmiştim. Fakat karşı taraf hiçbir teklifi kabul etmeyince, sulh mul istemiyoruz deyince ee, ne oldu? Hüseyin Avni Hoca da gitmişti biliyorsunuz. Ona da bir sulh mü istemiyoruz arkadaş. Bildiğimiz yoldan gideceğiz dediler. Bunları konuşmuştuk. E, onun üzerine hoca efendiler ayrıldılar. Ama insanlarımız fetva soracak telefon numarası bekliyorlardı öyle mi? Evet. Sizin hiç de fetva ile işiniz yok herhalde. Evet. <laughs> Benim çok işim oluyor yani fetva ile. Evet, bu hoca efendilerimiz Kovacı Dede Vakfı'nda hizmete başladılar. Elhamdülillah. Tam çarşambanın göbeğinde Mustafa Bilici hocamız Allah ruhunu şad eylesin, kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Hasan Efendi hocamızdan sonraya kalsaydı vekillerin başı kim olacaktı? Mustafa Efendi hocamız olacaktı değil mi? Mustafa Efendi hocamız önce vefat etti. Derecesi çok yüksektir. Ee, efendim hocamızın 40 sene uğraşıp mücadele verdiği vakıflardan orada dükkanlar vardı, berber vardı, şu vardı, bu vardı. 40 sene gitti geldi çantasıyla mübarek uğraştı Efendi Hazretleri'nin emriyle ve orayı tabii açıldığını göremedi ama ruhu görüyor. Ruhlar ölmedi, ruhu görüyor. Onun için e, ora açıldı elhamdülillah. Şimdi İsmaila artık tekamül yapmayıp talebelerin çoğu ayrılmış. 160 tane hoca talebe buraya müracaat etmişler. Tekamül de e, Hüsamettin Manlı Hoca Efendilerin nezaretinde tekamül de açılacak inşallah. Eylül'de yani o tekamül de açılacak. O soruyu da sorabilirsiniz. Tekamüle gitmek isteyen nereye gidilecek, ne olacak Hoca Efendiler? İhtisat tekamül. On sonra Yelkenci Hoca Efendiler, Hüseyin Hoca Efendiler de bakalım yapılabilirse bir tekamül daha açılması lazım. Yetmiyor. Yerler yetmiyor. Talep patlaması var. Elhamdülillah Allah medreselerimizin, efendilerimizin rızası üzere sayısını ziyade eylesin. Amin. Amin. için e, Fetva Heyeti biraz önce kuruldu. Zaten eğitim sezonu Eylül'de biliyorsunuz. Medreseler tatil'e girdi. Eğitim Eylül'de oldu. Ben medreselerin kapanmasını istiyormuşum diyenlere kapak olsun. Medreseleri hem açıyoruz, hem açtırıyoruz, hem de size ilanını da biz yapıyoruz ki hoca efendiler belki bizim kadar seslerini duyuramazlar. Bizde yani televizyon, radyo imkanı var. YouTube imkanı var, İşte ne bileyim sitelerimiz var. Onun için ben hizmetçiyim. Benim bir şeyim yok ya. Ben bir şey istedim mi sizden ya bugüne kadar? Bana hiçbir şey demeyin ya. İlmimden bir şey zekat veriyorum. İstifade ederseniz istifade edin. Sevmiyorsanız da sövmeyin. Sövmeyin. Ama bunlar sövüyorlar. Allah işte ailesi. Onun için Kovacı Dede Vakfı hizmetlere başlamıştır. Cumartesi günü de dahil olmak üzere saat sabah 10 ile 16 saatleri arasında fetva hattı açılmıştır. Daha kimse İsmail Ağa'da tabii orada bütün hoca efendiler, Hüsamettin Hoca, Kalender Hoca hepsi ayrıldı. E bunlar bir yanlışlık olmasa ayrılırlar mıydı? Kimse benim sözümle orayı, yerini, yurtunu bırakır mı yani? Burada benimle alakalı bir şey yok. Yanlışa yanlış bu kadar basit. E onlar e 444 29 89. Hat bu fetva hattınız. Yeni fetva soracağım. Bizim güvendiğimiz, fetva sorabilirsiniz dediğimiz noktada artık İsmaila'da da o bizim güvendiğimiz hocalar kalmadı. Hoca efendiler yerlerini, yurtlarını kurdular. Sizin hizmetiniz için acele edildi hemen bir telefon hattı alındı. Daha medrese başlamadan fetva başlaması lazım. Adamın bir fetva geliyor başına. Nasıl amel edecek? Öyle mi değil mi şimdi? Fetvasız bir dakika durulmaz. Başına bir iş gelen sorması lazım. Feselü ele dikri in kuntum la ta'lemun. Siz fetva bilmiyorsanız, ayet-i hadisi bilmiyorsanız, helal haram bilmiyorsanız bilenlere sorun Allah buyuruyor. 444 29 89 sizlerin fıkhi sorularına cevap vermek üzere hizmetinize girmiştir. Allah Teala mübarek eylesin. Hoca efendiden hizmetten daim eylesin. Nazarlardan, şerlerden muhafaza eylesin. Amin. Bütün bu sur içini bütün bu sur içini yetmiyor şimdi talebe devamlar Ömer Mahmutoğlu Hoca onun da adresi değişecek. O da fedakarlık etti Allah razı olsun. 60 kişi, 65 kişi tekamül hoca olmuş, tekamül yapacak, sokakta kaldı. O da kendi yerini başka yere nakledeyim dedi. İsmail Han'a yakın olsun yani merkeze yakın olsun. Hüsamettin hocalara devretti. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. O da yeni yere intikal edecek orada. Onu da ilan edeceğim inşallah. Ömer Keleş yani eski ismi soyadı. Mahmutoğlu yaptı efendiye sevgisinden. Kıymetli hoca efendi çok büyük alimdir yani allamedir Allah'ın izniyle en iyi talebeli o yetiştirir Allah'ın izniyle. Hepsinin medreseleri Allah bu sur içinin kurban olduğum tamamını medrese eylesin. Amin. Ama Efendi Hazretleri'nin vasiyetine sadık müderrislerle okumalarını nasip eylesin. Amin. Onları muvaffak eylesin. Amin. Gerisini Amin. ıslah eylesin. Amin. Şimdi bir hadis-i şerif e, okuyacağım. Zekatla da ilgili ama sadece zekatla ilgili değil. An <laughs> Ebu Hurayrata radıyallahu teâlâ anhu Ebu Hureyre Efendimiz'den efendim sallallahu aleyhi ve sellem Ütiye bi ferasin yec'alu kulle hutveti minu aksa basari <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir at getirildi. Tabi bu attan maksat burada Burak. Miracı anlatıyor yine. Ama bu hadis-i şerifte feres diyor. <laughs> Halbuki Burak ne at ne katır. O arada bir şey. Ee, yani demek istiyor bir merket. merkep. Yecalü ne yapıyor? Külle kutveti Gözü nereyi görüyor? Gözünün gördüğü en uzak yer mesela buradan yerden göğü görüyoruz ya. Oraya kadar bir adımda gidiyor. Fesara yürüdü. Ve sehama cibrilu. Cibril de onunla beraber yürüdü. Yani miraç. Fe teala kavmin. Bu miraç hadislerinde de benim sohbetlerde geçer. Bir e, adamlara rastladı. يَزْرَعُونَ ف۪يهِمْ ve ف۪ي يَوْمٍ Bir günde ekiyorlar, aynı gün biçiyorlar. Yani toprağını kazıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seyrediyor burağın üstünden. Ne yapıyor bunlar diyor, bakıyor. Adamlar toprağı kazıyorlar, tohumları ekiyorlar, kapatıyorlar. Püf, birden fışkırıyor boyları kadar. Ondan sonra hasat yapıyorlar. Ürünü alıyorlar yani artık yemek için, satmak için. Böyle. Külle <Kül> ma hasadu ade ke <kâni> Ne zaman bitiyorlar tekrar dönüyor. Efendim e, yeniden bitiyor. Yani rızkın sonu yok. Kale ha <cibri 'lü> men <háblâ> Ey cibril bunlar kimlerdir sordu. Kale havla el mücahidun ve fise lehumul hasene bi sebi'umiyet Bunlar Allah yolunda cihad edenlerdir. Bunların amelleri 700 kat katlanıyor haseneleri 7 kat 700 kat katlanıyor. Cihad edenlerdir diyor. Bak şehittir demiyor. Yani her cihad eden harpte şehit olmaz. Nice mücahitler vardır yataklarında ölmüşler. Halid bin Velid radıyallahu anh, Allah'ın kılıcı Seyfullah el Meslul bütün vücudunda e, yara almadık. Ya ok yarası ya Süngü yarası mızrak yarası, kılıç darbesi olmayan vücudunda bir yer yok. Ama ölmemiş. Onun için yatağında ölürken çok ne yaptı? Üzgün vefat etti. Ne bakımdan harp meydanında ölseydi istedi. Ama Halid ibn Velid şehit olamadı mı şimdi? Olmaz olur mu? Şehitlerin en büyüğü olduğu neden? E, ömrü cihatta geçti. Eceli gelmedi, söylemedi ne yapsın? İntihar mı edecek aşağı? Onun için buyurdu, vücudumda kılıç, ok, mızrak, yarası olmayan bir yerim kalmadı ama ha ah şimdi görüyorsunuz koca karılar gibi yatağımda ölüyor. Ama bunun için söyledi? ölürüm diye harbe cihada gidemeyenlere kapak olsun diye söyledi. Ölseydim ben ölecektim dedi. Demek ki ecel gelmeden ölemiyorsun ama harbe gitmesen de evde yatsan da aşağı ecelin geldiyse ölüyorsun. Bütün ömrün harpte de geçse ecelin gelmediyse ölmüyorsun. O zaman dedi ki فَلَا نَعْمَدْ اَعْيُنُ الْجُبَنَاءِ Korkakların gözlerine uyku girmesin. Yani Allah yolunda cihattan korkup cihada gitmeyen korkakların gözüne uyku girmesin. Ne demek istedi? Yani ne yanlış itikatları var. Yani beddua etti aslında. Gözüne uyku girmesin ne demek yani? Uyuyamamak musibettir, hastalıktır. İnsan uyuyamıyorum diye doktora gidiyor. E, psikolojik tedavi görüyor. Bazıları uyuyamadıkları için ilaç alıyor. Değil mi? Onun için beddua etti. Yani ne korkuyorsunuz cihattan dedi be ya. Ecelin gelmediyse zaten ölmeyeceksin. Git Allah yolunda harbe dedim demek istiyor. Radıyallahu Teala. Onun için cihada gidenlerin diğer amelleri de 700 kat katlanıyor. Mesela ee, Allah yolunda harbe cihada gitti. Bugünün cihadı ne? Eftalül cihad emru bil marufi ve nev'al münkeri. İyili emretmek, kötülükten ne etmek? Yani şu anda biz ne yapabiliriz? Bir adam ben ateistim diyorsa, deistim diyorsa, peygambere inanmıyorum diyorsa, biz ona efendim harp mi açacağız? Biz onun kellesini mi uçuracağız aşağı? Böyle bir şey yok. Ne yapacağız? Vaaz edeceğiz, nasihat edeceğiz, yakınlık edeceğiz, alttan alacağız, üstten gireceğiz gönlünü alacağız, ısındıracağız. Öbür türlü olmaz. Çünkü hepsi ateistim diyene biz Müslüman diyemeyiz ama Müslümanın evladı. Doğdu Müslüman. Büyüdü Müslüman. Birkaç yaşına geldi. Bu internetlerden, şunlardan, bunlardan kavurluk öğrendi. Ne dediğini kendi de bilmiyor. Ateistim, değilsin. Bir de bir şey daha çıktı. Ombus On mu, onkus mu? Agnostik, o ne ya? Böyle şeyler çıkarttılar şimdi. Kendi de bilmiyor ne demek istediğini ya. Zavallı bir çare. Allah hidayet eylesin. Amin. Amin. Onun için e, biz bize bir, çok vazife düşüyor. Efendi Hazretlerimiz Kardeşi Allah'a buyurdu ki, Kılıç cihadı adam yitirir, vaaz cihadı adam kazandırır. Onun için Mevla kazandıranı öldürtenden eftal tutar. Çünkü Mevla ister ki kulun bana Müslüman olarak gelsin. Mevla kullarını Müslüman olsunlar diye yarattı. İbadet için yarattı. Kaçak bir kulumu bana getirirsen diyor, Davud Aleyhisselam milletten bıktı, uğraşmaktan, hem hükümdardı, devlet reisi olduğu için. Mahkemeyi de o görüyor. Hakemlikler, şeylikler. Allah'ın peygamberi o kadar da ibadet yapıyor, gece gündüz ibadet. E bir de milletle uğraşıyor falan. Yahu dedi, bu milletin işleri bitmez. Çekildi uzlete. Kimse bulamıyor. Bir vadiye gitti, bir, bir tenhaya çekildi. Geliyor, şeyde kimse yok. Merkezde kimse yok, devletin merkezinde. Onun yerleri var. Bina, binaları, kuvvetli binaları vardı muhkem. Ondan sonra geliyorlar, nerede Davud Nebiyullah yoksa. Mevla Teala vayet Ya Davud, mali Niçin ben seni cemaatin içinde görmüyorum da, Müslümanların cemaatin arasında görmüyorum da, yani yoksun orada demek istiyor buyurmak istiyor. Niçin seni tenhalarda tek başına ibadet yaparken görüyorum? Dedi ki, Ya Rabbi, firaran ileyke, ya bu millet beni konuşturuyor, bir şey soruyor, dünya kelamı şudur, budur, ben istemiyorum, ben sırf zikir yapmak istiyorum. Sana kaçtım dedi. Yani ibadette meşgul etmesinler beni diye sırf ibadet çıkartmak istiyor. Mevla Teâlâ ne buyurdu? E, ya Davud, eğer sen benim bir kaçak kulumu bana döndürürsen ben kullarımı Müslüman yarattım. Fıtratı İslam üzere yarattım ama sonradan bozuldular. Bir kısmı namaz kılmıyor, bir kısmı oruç tutmuyor, bir kısmı zekat vermiyor, bir kısmı haram zina yapıyor, bir kısmı içki içiyor. Falan. Kimisi imansız. Onun için bunlar benden kaçmış. Sen bana kaçıyorsun, onlar da benden kaçıyor. Onun için eğer benim kaçak bir kulumu bana getirirsen, yani ne demek yola getirirsen, namaza başlatırsan, zikre getirirsen, ilme getirirsen, Ketep tüke cehbeza. Seni benim nazarımda en büyük kullardan yazarım. Bak tek başına ibadet yapsan, hiç uyumasan, yemesen, içmesen melek kadar ibadet bile yapamazsın. Ne kadar olsa insansın. Ama öyle ibadet çıkartsam bile ben seni en büyük kulum yazmam. Ama kaçak bir kulumu bana döndürürsen seni en büyük kullarımdan yazarım. Onun için cihadın en üstünü iyiliği emretmek, kötülükle ne etmek? Bir adam ama tabi e, Yunan saldırmaya kalkar, o taraftan peyde bilmem işgale kalkar, şudur budur bu zamanlarda seferberlik ilan edilirse tabii ki ne olacak? Her mümin vatanını, yurdunu, kutsallarını, mukaddesatını korumak için e, o zaman silah cihadı devreye girer. Şimdi biz bu milleti ne yapacağız? Adam eski kulağı kesiklerden senelerce ve oğlunun haracını yemiş derler böyle adamlara. Sonra dönüş yaptı, Hemen cüb Peşal var, sakal, sarık, sarığı da biliyorsunuz bizim bazı cahiller de çok büyük sarık sarıyor. Efendi Hazretleri <laughs> büyük sarmayıp derdi, ilmi olmayanlar küçük sarsın derdi. Çünkü seni hoca zannederler, soru sorarlar der. Sonra da sen cevap bilemesin, bilemiyorum dersen ne hala Ama sonra mahcup olmayalım adam bizi hoca zannetti diye bir yalan uydurursan yanlış fetva verirsen yandın derdi. Onun için hoca olmayanlar çok büyük sarık sarmasın derdi. Yani bu da bir kaide. Yedi arşın zaten sünnet. Yedi zira. Zira şu kadar. Bundan yedi kere döndü mü böyle sünnet oluyor. Ama tabii alim olanlar falan daha büyük sarıklar sarabilir diyor. İmam-ı Azam Efendimiz. Azmu ama imekum sarıklarınızı büyük tutun. Ve <laughs> vesyu kollarınızın e, yenlerini geniş yapın. Buraları geniş yapın derdi. Kime diyordu bunu ama? İmam Muhammed'e diyordu, İmam Ebu Yusuf'a diyordu, İmam Zufer'e diyordu. Kendi talebelerine, İmam-ı Azam'ın talebeleri kim? Hepsi müştehid oldu. Onlara öyle diyordu yani. Niye? Li'ellâ üstehaffe bil ilmi ve ehli. İlim hafife alınmasın. İlim ehli küçümsenmesin, onun için kılık kıyafetinizde de sarığınız büyük olsun, cübbeniz geniş olsun, yenleri geniş olsun buyuruyordu vasiyetlerinde. Efendilerimiz bunu da çok naklederdi. Bundan dolayı e, ilim ehli olanla olmayan, zaten Osmanlı'da biliyorsunuz, öyle herkes istediği fesi takamazdı. Herkes istediği şekilde sarıp, saramazdı. Kıyafetlerin nesi vardı? Vazifeleriyle ilgisi vardı. Kimin görevi bir kadının kıyafeti, kadı derken kadın değil ha, kâzî. Yani maşerat mahkemesinin hakimi, kâzî. Onun kıyafeti başkaydı. Şeyhül İslam'ın kıyafeti başkaydı. E sen şimdi Şeyhül İslam kadar sarık sardırırlar mı sana? <laughs> Osmanlı'da yani. Değil mi? Onun için e, buna göre hareket edelim. Ama emri bil marufsuz duramayız en büyük cihat olur. İşte buraya sohbete çağırdın, şimdi aşure gecesi birkaç kişiyi aldın, getirdin, ettin. Ne yapmış oldun? Yapılan sohbeti sen yapmış oldun ona. Çünkü o ona ulaşamayacaktı. Hoca ona duyuramayacaktı. O da hocayı duymayacaktı. Sen aracı oldun. Ama buradan bir şey duydun, gittin. E, ki ya aşure gününü oruçlu tutarsak bir sene günahlar af oluyor. Komşu, arkadaşım, akrabam, birine bir şey anlattın yani. Veya dedin ki işte efendim kardeşim işte bu içki haramdır. ahirete ahirette çok azap var bu içki işine. E, sen tövbe et. Allah senden razı olur. Günahlarını affeder falan. Böyle işte herkese anlatacağız bir şeyler. İlla ayet, hadis okuyamasan da Türkçesi kafanda kaldığı kadar. Derin mevzulara girme. Ama helal belli, haram belli. Bunlar da e, bu vazifeleri yapanların namazları da 700 kat yazılıyor. Oruçları 700 kat yazılıyor. Ama bu vazifeyi yapmayan, mesela Allah yolunda cihada çıkması gerekip de cihada çıkmayan, namazın orucunu tutarsa, kılarsa, borcu düşer, sevap da alır, bir alır, bire on alır, bire on alır. Ama cihat yapsaydı her ameli 700 kat katlanacak. Şimdi bugün emri bül maruf yapanlar, sohbetlere davet edenler, çoluk çocukları medreseye göndermeye teşvik edenler ve Allah yolunda Emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak için mücadele verenler, insanlara beyanda bulunanlar mücahittir. E Cihadın en faziletlisi iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek? Ben hükümet değilim ki, icraat yapamam ki. Neyi engelleyeceğim? Tekel bayilerini kapatamam. Gazinoları kapatamıyorum. Televizyonlarda kadınların gösterilmesini engelleyemiyorum. Bunlar benim elimden gelse ben bunları yapar mıyım? Yaparım. Mühür bende olsa hiçbir kadın televizyonda böyle kadın bilmem ne sunucu sübüger bir şey ben bırakır mıyım? Bırakmam. Aa işte Lale Gül'deki arkadaşlara ne diyoruz? Dünya kadar bak Lale Gül'ün durumu her zaman için sıkıntılı oldu. Elektrik arttı, şu artıyor. Devamlı zam, zam, zam. Adamlar ne yapacaklarını şaşırtlar ödemeli. E sohbetleri durdurmuyor. Bu sefer reklam verecek. E, reklamlardan ne geliyor? Hep kadın sesi geliyor. Kadın görüntüsü geliyor. Bizim hacı hoca, Müslümanlar bile reklam hazırlıyorlar mesela şirketleri için. Kadın koyuyorlar. Ama bak bu Lale Gül açılalı kaç sene oldu? Radyo çok da 20 seneye gitti radyo hemen hemen. Ee, televizyonda yani oldu 8 sene, 9 sene belki. Ben hapisten çıktıktan sonra yani. Birkaç sene sonra. E, hapisten çıkalım, 12 sene iyi geçti. Dolayısıyla bir kadın sesi koyduk mu oraya? Koymadık. Bir reklamda kadın görüntüsü aldık mı almadık? E bu ne demektir? 100 bin lira reklam geliri olacaksa 50 bine düşüyor. Bu da seni dar boğaza sokuyor. Yardım eden yok. Nasıl yürüteceksin bu işi? Ama olmaz. Biz cemaatimize, Müslüman kardeşlerimize bu kurulurken söz verdik. Dedik ki, burayı izlerken kimse hiçbir kadın sesi, kadın görüntüsü seyredip günah girmeyecek. E Neye yarar? Ama onun için biz elimizden gelen yerde mükellef yapıyoruz. Ama biz nasıl bizim toplumu biz efendim günahları engelleyelim, haramlar durduralım. Ancak ne yapabiliriz? Vazmaz şahit, emri bil Her fırsatta doğruları da söylüyoruz. E şimdi bu bunun tebliği size düşüyor. Bu kadar kolay oldu YouTube'larda. Bir parmakla bir şeye basarak sohbet var diye mesaj atabiliyorsun. İlanı gönderebiliyorsun. Sohbetin linkini gönderiyorsun. Adam hoca sakalıyla, sarığıyla ayet adı sokuyor, konuşmayı gönderiyorsun adamın cebine. Adamın kulağına gönderiyorsun. E bunu da yapmıyorsan senin amelleri 700 kat katlanır mı ya? Millet sel gibi cehenneme gidiyor. Namazdan haber yok, oruçtan haber yok. Bu kadar haramlar anlatıyoruz adam bazıları günah olduğunu bilmiyor birçok şeyin. Niye kebair günahlar derslerine devam ediyoruz? E şimdi daha şu ana kadar hepinizin bildiğiniz birkaç günah konu ettik. Önümüzdeki derslerde öyle şeyler gelecek ki ben bunun günah olduğunu bilmiyordum diyeceksiniz. Ama kebair büyük günahlardanmış. E onun için bu derslere başlandı. E şimdi bu millete bunu duyurmak e, hepimizin görevi. Yani bunu ben sadece yapamam. Ve <laughs> ma bu yolda masraf ederler. Cihad bi envalikum ve enfusukum diyor Kur'an. Ve cahidû. Cihat ne demek? İslam'ın dünyaya hakim olması için olanca gayretini harcamak cehden geliyor. Cehd ne demek? Son gayret. 100 kuvvetin varsa, 99'unu harcasan, birini eksik etsen cihat olmuyor. Son gücüne kadar Allah'ın dininin duyurulması için, hakim olması için gayret edeceksin. Kur'an bütün cihat ahitleriyle dolu. Bu din işinin zirvesi örgücünün yani devenin nesi var? Örgücü var. Örgücünün üzerinde de nesi var? Zirvesi var. Tam bir çıkıntı var. O çıkıntı var ya ve zirvetü senamihi benim getirdiğim İslam dininin zirvesi sinam dediği devenin örgücü zaten. Örgücün zirvesi diyor. Yani namaz var, oruç var, her şey var. Ama bunun tepesinde ne var? El cihadu fi sebilillah. Bugünün cihadı neymiş? vazuna saat, iyiliği emretmek, kötülükten ne yapacağız? Öbür cihadın da yeri gelir. Ama şu anda bunu yapalım bari. Bu uğurda tabii para harcamak icap ediyor. Ee, Emniharfa çıkanlar icabında ne yapıyorlar? Herkes cebinden 100 lira, 200 lira benzin parası koyuyor. Kimseden para dilenmeyelim. Kendi paramızla benzinimizi koyalım. Ondan sonra da çıkalım, muhitleri gezelim. Abdullah Hocamız, Allah acil şifa ihsan eylesin. Amin. Mahmud Efendi Hazretlerimizin mahdumu, küçük mahdumu, Abdullah Usta Osmanoğlu hocamız, benim hocam hafızlık derslerimi dinlemiş. Çocukluğumdan tabii 45 sene, 50 sene evveli konuşuyorum. Abdullah hocamız kıymetli büyüğümüz. Efendi Hazretlerimize tam bağlı. Ve o emri bir marif işini biz 10 yaşındaydık, 12 yaşındaydık Şakir Hoca. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Onlarla emr-i arfa gidiyorduk. Öyle kimseden para istemek yok. Parayı cebinden herkes para, benzin parasını koyuyor. Bir kişi belki veremez. Hepsi ortalama çok zengin insanlar değiller normal vatandaş. Şey olarak maddi bakımdan benzinleri koyardılar. Ondan sonra giderdi. Ta Tekirdağ, Çatalca'ya, Atabazan'a misal. Ben tabii o zaman yaşım küçük olduğu için çok uzaklara böyle 10 gün, 20 gün, bir ayda çıkarlarsa o kadar. Efendi Hazretlerimiz ne buyurdu? Haritayı açın, bütün köyleri tespit edin. Ben size söz veriyorum. Her köye gidip oranın halkına İslam'ı, Kur'an'ı, sünneti anlattıktan sonra İslam hakim olur. He bu yapılamadı. Bütün köylere tek tek gidildiğini düşünmüyorum. Ama onlar o zaman çok gayretli idiler. Çok gayretli idiler. Biz de onların terbiyesi altında büyüdük. İlk sohbeti bile bana Edirne, Edirne değil de Tekirdağ tarafında bir yere gittik. Camide, köyün camisine kimse sohbet yapmıyor. Sohbet bırak, namaz da yok cemaatle. İmam da yok. Cami biz açtık. Birimize dediler, bir de Emin Hoca var, Emin Kılıç. Hasan Efendi, hocamızın rahmetullahi aleyh kabri nur olsun. Amin. Hasan Efendi hocamızın e, mahdumlarından Emin Hoca, Emin Kılıç. Haseki'de de ders okutuyor. İyi bir alimdi, benim de çocukluk arkadaşım. O da onunla beraber gidiyorduk biz. Yani Abdullah hocalarımızla. Birimiz işte ezan oku dediler, çık sen minareye. Minare de çok yüksek değil köyde. Oradan ezan okudu, öbürümüz işte kâhmet getirdi. Hoca efendi namaz kıldırdı. E cemaat yok. Bir kişi yok. Ne yapacağız? Kahveye gideceğiz. Yani hoca efendiler kahvelere de gidiyorlardı tabi. Ondan sonra dediler ki Emin hocayla ile bana siz dediler bize vaaz edeceksiniz önce. Biz daha belki de bula ermemişik. Bir saf cemaat var minibüsle gidiyoruz. Yani minibüs derken cami küçük. Bayağı 10-12 kişi var. Ama köyde bir kişi yok. E bana dedi ne de döndü mihraba çık. Mihrabandan dön bize. E ben de bir şeyler öğreniyorum o zaman ayet hadis. Dediler bize konuş bakalım. Ya arkadaş nasıl konuşacağım Abdullah Hoca'ya, Şakir Hoca'ya ben? Sohbet yapacağım. İlk sohbet bir de. Suratlarına bakamıyorum. Yahu yap işte bilmem ne ım kım neyse kafamı önüme koydum. Taramalı gibi ezberden bir ayet, bir hadis, bir şeyler. Söyledik el Fatih Kaç dakika? 10 dakika. Ya çok büyük iş. 10 dakika nasıl konuşacaksın? Hiç konuşma bilmiyoruz. Sonra Emin Hoca'ya dediler sen biraz konuş, o da biraz falan. Çok zor. Ha dediler. Bize ki 10 dakika konuştun, yabancıya bir saat konuşursun. Hakikaten öyle oldu yani. Ondan sonra bir de baktık adam hiçbir şey bilmiyor zaten. Şimdi i̇şte hocaya ne konuşacaksın? He, hiçbir şey bilmeyene Çene de kuvvetli konuştuk yani. E, dolayısıyla biz böyle insanlar gördük. Allah için gece gündüz e, evini barkını feda ederek daha onlar da o zaman yeni evliler yani 40 sene 45 sene evveli konuşuyoruz. Yani hanımını, çoluğun çocuğunu bırakıp günlerce, aylarca Allah için köy köy gezip insanlara Kur'an, sünnet anlatan adamlar yetiştirdi Mahmud Efendi Hazretlerimiz. Bunların devam etmesi lazım. Milletin ayağına gidilmesi lazım. Yani dükkanına girilmesi lazım. İcabında gelmedi camiye. Neredesiniz siz? Millet köyde nerede toplanmışlar? Kahvede. Camide cemaat namazı gelmeyince. Kahvede Trakya tarafında da çok bozukluk vardı o zaman. Şimdi biraz daha herhalde cemaat vardır. Onun üzerine dediler iki ay, aylardır burada ezan okunmaz. Öyle köylere gittik hiç. inek girmiş içeride gebermiş. Adam ineğini arıyor. bulamıyor. Çünkü neden kimse tahmin etmiyor ki camide ölmüş. Kapı açık kalmış. inek kapıda açık kapıdan girmiş. E kapı rüzgardan kapanmış, inek çıkamamış. Aç susuzluk, inek ölmüş. Öyle köylere gittik. E şimdi, hala belki de öyle köyler var. Hiç kapısı caminin açılmayan. Allah için bu milleti uyandıralım. Tabi bugünkü bir kolaylık var. Şeyden, Youtube'dan link atıyorsun, bir şey atıyorsun. Herkese bir şekilde ulaşma imkanları doğuyor. Doğuyor ama ee, maalesef insanların çoğu sohbet konularını dinlemek için, izlemek için e, o linklere girmiyor, tıklamıyor. İşleri, güçleri, fuzuli işler. Ne dünyaya yarar, ne ahirete yarar, hatta ikisine de zarar işler. O videoları izliyorlar. Bir Allah için konuşan adamı izlemiyorlar. İzleyen de var. Ama siz bu işte teşvik etmeniz gerekir çevrenizdeki insanlar. Bugünün cihatı budur. Namaz kılma oranı azaldı. Oruç tutma oranı azaldı. Nüfus çoğaldı. Camilerde cemaat var mı? Bakıyorsun. Öğlen namazında cami dolu. Ama bir de bakıyorsun çoğu Suriyeli. Bazı bölgelerde bazı bölgelerde öğlen namazında cemaat var ama çoğu kim? Suriyeli. Türklerden öğlen namazında iki namazında cami dolan bir yer çok duymuyor. Cuma namazı bir tek işte mümkün mertebe doluyor biz, biraz. Ama sen nedir? Bu millet cuma kılsa cami mi yeter? Bu nüfus cuma kılsa cami mi yeter? Çoğu cuma da kılmıyor. E ne yapacağız şimdi? Ondan sonra pahalılık var, ondan sonra bela var, ondan sonra korona var, ondan sonra hastalık var. Başın beladan kurtulmaz mutlaka iyiliği emredeceksiniz, kötülükten ne edeceksiniz? Ama ben adamı namaza başlatamadım. Sen vazifeni yaptın. Ben adama zinayeden kurtaramadım. Sen vazifeni yaptın kardeş. Onun için bu cihat maalesef geri kaldı. Ve ma anfaqu fe dedi Cebrail Aleyhisselam. Allah yolunda davet için, Allah yolunda tebliğ için, Emriül ee, emri bil maruf için veya kafirlerle savaş için şimdi gazete olduğu gibi kim bir kuruş verirse ne verirse Allah yerini dolduracak. Dünyada ahiret dedi. Ayet bu zaten. Cebrail Aleyhisselam da bu cevabı verdi. Onun için. Geldi mi bugün şey? Sultan Gazi'den otobüs geldi mi? Niye bugün gelmedi? Pazartesiye mi gelecekler? E tamam haftada iki kere de sen de sohbet yaparsan iki kere de otobüs tutamayız dediler. Doğru demişler şimdi. Onlara da ben bir şey demiyorum. Tamam pazartesiye gelsinler ama. Bak Sultan Gazi'den bazı arkadaşlar minibüs tutlar veya yani neyse işte minibüs otobüs saat şey işte 7'de kalkacak Sultan Gazi'den Haydere sohbete geleceğiz. Herkes çevresinde bir şey yapsın ya. Ya da adama desin ki, ben zaten arabayla gidiyorum arkadaş. İki tane Müslüman geliyorsanız gelin. Onun için e, o vaazı ona sen yapmış olursun. Kimi getirirsen sen yapmış olursun. Bu işler eskiden çoktu. Arabalarını alırlardı, minibüs tutarlardı, otobüs tutarlardı. Köprüler, yollar tıkanıyordu ya. Ama millet gevşedi. E, bu hususta ne yapmak lazım? Adamın minibüse parası yok. Bir hacı abi geldi bana, dedi ki iki otobüste tutarsan, üç otobüste de tutarsan dedi Sultan Gazi'deki arkadaşa parası benden Her hafta. Böyle adamlar da var mı? Var. Allah sayılarını ziyade eylesin. O Hacı Efendi dedi ki parası benden. Tabi Sultan Gazi'de de cemaat yoğunluğu vardı falan. Dedi ki tam. Kadınlar da eşiyle gelir, çocuğuyla gelir vesaire gelir. Kadınlar ki seferi mesafe değil zaten burası. Ondan sonra Sultan Gazi'den burası. Dolayısıyla ama ne verirse diyor cihat. Bugünün cihadı neymiş? Emri bil maruf vazuna va Cihat yoluna ne para verirse, işte bir minibüs tutarsın, bir otobüs tutarsın, bir kuruş bir yardım edersin, adama bir yemek ısmarlasın. Mesele ne? Sohbete getireyim, ilme getireyim, yola getireyim. İşte Allah yerini dolduracağını vaat ediyor. İşte onların karşılığı nasıl? Tohumu ekiyor, ektiği gibi boyu kadar mahsul veriyor, hemen biçiyor, hormonlu da değil tabii. Ondan sonra bir daha tekrar yeniden mahsul veriyor, yeniden bitiyor. Aynı gün içinde bin kere bitse, bin kere geri geliyor. İşte Allah'ın dininin duyulması, duyurulması, şeriatının dünyaya hakim olması için verilen yardımlar ve harcamalar asla boşa gitmiyor, zayi olmuyor. Ahiret hesabına geçiyor. Dünyada da kat katı geliyor ahirette de sonsuz bitmiyor. Cennet sonsuz. Sonra <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cemaate rastladı. Turdaku <laughs> dövülüyor. Rusuhum. <laughs> vuruluyor kafalarına. Neyle bir sahri? Kayalarla vuruluyor. Baktı ki bir takım kişiler bir takımlarını kafalarını almışlar, kayanın üzerine koymuşlar, yatırmışlar. Adam böyle kesilecek koyun gibi kafası böyle duruyor. Sonra e, birileri geliyor, büyük bir kaya getiriyor, o kayayı onun kafasına bir vuruyor, kafası dümdüz oluyor, patlıyor, bütün işte damarlar şey. Kan revan içerisinde her tarafı eziliyor, patlıyor. Sonra küllü marudu kat. Sonra kaya yuvarlanıyor gidiyor. O yine gidip kayayı almaya gidiyor. O kayayı alana kadar külle mevruzuhat kafaları ezildiği zaman adet tekrar geri dönüyor. Kemakanet evvelce olduğu gibi sapa sağlam yüzü gözü aynı sapa sağlam geri dönüyor. Çünkü bir defa azap çekmekle azabı bitmez. Orada ne kadar acı çekti şimdi bir daha çekecek. Bu sefer yeniden kafası düzeliyor. Yeniden kaya getiriyorlar. Bir vuruyorlar. Ve la yufetteru anhum min şey'ün bir an bile nefes almasına fırsat verilmiyor, İşkencede gevşeklik yapılmıyor, anında kafası dümdüz oluyor, yeniden düzeliyor, yeniden kafasına taş, kafası eziliyor. Hiç dayanılacak bir şey değil. Yani bir kere iki kere zaten bir kere ne olacak? Ölsen kurtulursun, bir kere kafanı dümdüz ettikleri zaman zaten yaşayamazsın. Ama ölmek yok la yemutu fiha la yahya. Cehennemde azapta ne ölebilir ne dirilebilir. Ne dirilebilir ne demek? Rahat bir nefes alamaz ama ölmekte ölemez. Azap devam edecek. Liyezukul <laughs> azab azabı tatsınlar için Allah buyurur. Kale Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ya Cibril ve Cibril kardeşim. Men haula. bunlar kimlerdir? Ne yapmışlar bunlar? Ale buyurdu. Ellezine şu bu mani salat. Bunların dünyada kafaları, başları secdeye eğilmekten zorlanırdı, ağırlanırdı. Efendim bana namaz deme, secde deme, taş taşıt taşırım ama iki rekat kıl deme bana derlerdi. Şimdi burada kafaları eziliyor. Baş, secdeye eğilecek ki bu kayalardan kurtulsun. Cehennem kayalarında ezilmesin. Ahirette üzülmesin. Bu kafa, bu baş Allah için secdeye beş vakit namazda eğilecek. Farz namazları mutlaka kılacak. Farzlardan eksik edenlerin kafaları ezilecek. Bitti bu. Ne kadar geride kaza var? Bunlar hesap edilecek ölmeden evvel başka fuzuli işlerle uğraşmadan e, evinin çoluk çocuğunun geçimini temin edecek kadar zaruretle meşgul olacak. Bunun dışındaki bütün kalan vakitlerini kaza namazlarını bitirmeye sarf edecek. Ben 30 senelik kaza borcum var. Şimdi yeni tevbe ettim. Namaza başladım. Nasıl olacak? 30 senenin de kazası üzerine kalmış. Bunları tek tek hesap edeceksin, kılacaksın. E kılıyorum. Ne kadar? Günde bir günlük. Zaten şu anda günde bir günlük kaza kalana bile kılana madalya takıyorlar ya. o sen bir günlük kılıyorsun ya maşallah böyle. Beşe beş katıyorsun. Ulan zaten kazayı bırakmış. Borçlu da adam borcunu ödüyor. Bu da sadaka verdi zannediyor. <laughs> ya borç. Ondan sonra bir günlük. Ne bir günlük ya? Bir günün farzları kaç dakika? 17. 17 dakika dedi, 20 dakika. Abdestin hazırsa zaten normal namazı kıldıktan sonra. 20 dakika. Bir günlük kaza kılabiliyorsun. Kaç tane 20 var bir günde? Ondan sonra ne yapıyorsun? Filmlere bir saat. Maça iki saat. On sonra açık oturuma bir saat. Milletin televizyon başında durduğu, biraz internet televizyonu düşürdü biraz. Evvelce bazıları sekiz saat televizyon izleyenler vardı. 8 saat işe gider gibi. Şimdi bilmiyorum internet herhalde 8 saat olmuştur. Çünkü devamlı cebinde. Efendim televizyonda bir iki saat bilmiyorum bakıyor mular bakmıyor mular Allah kurtarsın. Ondan sonra adama soruyorsun kazan var mı var? 30 senelik namaz kılmaya başlamış, tevbe etmiş. E, sen de memnun kalıyorsun tabii teşekkür şey yapıyorsun övgüde bulunuyorsun, Allah kabul etsin, aman bırakma kardeşim falan, tamam. Kaza kılıyorsun, kılıyorsun, her günde bir günlük kaza kılıyorsun. Maşallah sen, ne maşallah ya. O ahirette ne zoppa yiyecek biliyor musun sen o ne zoppa yiyecek? Niye? Zaruri uyuması, zaruri kazanması, zaruri yemesi, içmesi, abdest bozması, zarurinin dışında o adamın, o kadının Hiçbir şeyle uğraşması caiz değil. Kaza namazları dururken. Fark etmiyor. Çünkü hicri miladi neye göre fark edecek? Yok gün belli. Gün belli. Senin hicri zaten sene hesabı. Ha sen diyorsun ki kazanın günü, kazanın günü. Tabii ki hicri canım. Çünkü Allah dediği yaş da ona göre. Anladın mı? Ben şimdi kaç yaşındayım? 61'i bitirdim. 62'den gün alıyorum. Benim şimdi gerideki bütün zekat hesabım da ona göre namaz Allah muhafaza kazam olsaydı da ona göreydi. Yani hicri hesapta senin günün var. O kadar gün yaşamışsın. O kadar gün beş vakitten kaza borcun var. Onu doğru sordun. Tamam. Yaşadığın gün. Dolayısıyla o hesap aynı güne günde aynı günü tutar. Yani gün değişmez. Sene değişiyor oluyor ama gün aynı gün. Anladın mı? Dolayısıyla o gün başı beş vakit namaz borcun var. Bunu kılacaksın. Ondan sonra fuzul iş yapmayacaksın, her işi terk edeceksin. Benim öyle milletle ha ha iyi yapma vaktim yok. Çok zaruret. Nasılsın, iyi misin? Sıla-i Rahim, akrabayı aramak, sormak, bilmem ne. Anne nasılsın, baba iyi misin? Hanımından zaten zaruri işlerinde var. Hanımdır bu, eşindir, çocuğundur. Bunlarla ilgilenmek zorundasın. Ama bunların bir ölçüsü olmalı. Bir insan günde bir saat kaza namazı kılamaz mı ya? Yani bir saat nedir? Bir saatte efendim üç günlük kılarsın. Beş günlük kılarsın. Otuz senelik kazayı on senede kılan gördüm. Daha da az kılan gördüm. Otuz senelik, kırk senelik kazayı Birkaç sene de kılan gör. Alınları secde yapmaktan nasır bağlamıştı. Burasında adamın nasır vardı Ali dayının. Rahmetullahi aleyh kabri nur olsun. Ama 40 senelik namaz kazası vardı. Nasıl dönmüştü? Nasıl ağlıyordu üngür üngür? Bir insan ben nasıl namazı kazaya bıraktım? Kaza borcum varken Allah'ın zoruna nasıl çıkacağım? Kabirin azabının tümü abdestten namazdan sorulacak ya. Bu namaz işi kolay bir şey miydi? Sonra sünnetâ sonra geldi kavmin bir kavmin yanına geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem Burakla giderken onların durumu neydi? Alâ edbâri bir qâun dübürleri, makatları yani şeyleri, avret yerleri üzerinde birkaç yama, yama koymuşlar. Ve alâ akbâli min böyle elbiseleri falan düzgün bir şey yok. Önlerine de tenasül uzuvlarının üstüne de böyle bir yamayla kapatmışlar ama hani bacakları, dizleri, her yerleri açık yani. Yesrahûne e, Gezip dolaşıyorlar. E, kemâ Davarlar aç kaldığı zaman, nasıl ki ot gördüğü zaman ota koştukları gibi hızla bir de bir zaman epey aç kalırsa yem vermedin hayvana sonra çıktı merayı gördü o meraya nasıl koşturursa onlar da koşturuyorlar ama nereye? Meraya değil. İle zari'i ve zekkûm. Zari'i Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Değil mi? Ondan sonra Amiretü nâfsa sallâna tüşkâmin ta'amun. Haşiye suresinde her cuma biliyorsunuz okunması, sünnet imamların okuması yani. Bayram namazlarında da sünnet. Haşiye suresi. Orada öyle buyuruyor. Onlar e, ne yapacaklar? Cehennemde yemek arayacaklar ama Leyselum taamun onlar için hiçbir yemek bulunmayacak. İlla min variy' cehennem dikenlerinden ateşli dikenler bulunacak. La yusminu o kendisini yiyeni şişmanlandırmayacak. Ve la min açlığı da bertaraf etmeyecek tam tersine içine ateşi sokacak. Ve bütün bağırsaklarını dökecek, her tarafını yakacak, dışarı atacak. Onlar o zariya ye yemeye koşuyorlar. Çünkü o kadar aç kalıyorlar ki ta ve zekkum, zekkum biliyorsunuz inne şecarete zekkum ta'amul etim diyor Duhan suresinde zekkum ağacı günahkarların yemeğiyle kel muhliyagli fil butun zeytin tortusu gibi simsiyah karınlarda kaynıyor Yediği zaman bütün karnı nasıl ki şu andaki en fokur 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 kaynayan ateş karnında düşün. E onu yer mi? Kehalil <laughs> hemim. En sıcak suyun kaynaması gibi diyor. E yer mi yemez mi? Ne buyuruyor? Ven <laughs> yestehizu. Kehf suresinde bu. Eğer cehennemdekiler su isteseler yugasu. <laughs> onlara su verilir imdat edilir, medet yardım gönderilir ama ne? Bir ma'in bir su ki kel mühli böyle sipsiyah e, kaynayan, fokurdayan bir e, zeytin tortusu gibi bir su sıvı yani. O sıvı onlara getiriliyor. Tam yanlarına yaklaştığında yeşvil vücuh yüzleri kebap ediyor. Daha içmeden evvel dumanı, etlerini, derilerini söküyor, adamın yüzü iskelet kalıyor. Yeşvil <laughs> vücuh, suratları pişiriyor. Bir ise şarap, ne kötü içecek. Ve <laughs> saat cehennem ne kötü dinlenecek yer, ne kötü istirahat yer. Hiç alay ediyor, hiç cehennemde dinlenir mi bu azaplarla beraber? Peki bu adam bunu niçin içiyor? Niçin içiyor biliyor musun? O kadar susuz kaldı ki Buram'dan diyor bir şey aksın, sıvı bir akıcı bir şey geçsin, ne geçerse geçsin artık diyor. Yeter ki şuradan bir sıvı aksın. Bitmiş. İşte zekkumu. Varatvi cehenneme. Cehennemde kayalar var. Bir de böyle küçük küçük nasıl ki sen şimdi kömürleri yakıyorlar. Hey gidin millet. Anca mangal keyfi, mangal. Ondan sonra kömürleri kızdırıyor diyor. Böyle mangalların İçindeki içindeki kömür veya odun neyse kıp kızıl şekilde ama tabii ki taş dediği için cehennemde kibrit taşları var. Bu şimdi kibrit var ya şey çakıyorsun, yakıyorsun falan. Onun sırf taş kibrit tümü yakıcı madde. Başkasının yakıcı madde düşün ki kendi yandımı nasıl yanacak yani. İşte cehennemin kayalarına doğru önlerinde bir yama, arkalarında bir yama, bütün vücutları çıplak koşuyorlar, Koştuğun şey nedir? Suya koşuyorum diye koşuyor. Yiyeceğe koşuyorum diye koşuyor. Tavarların e, dereye koşması gibi koşuyor ama bunun koştuğu yerde su yok. Zari' var, zekkum var. Kıpkızıl taşlar var. Onları yutacak. Ya. Kale dedi men ha'ulâ ya cibril Ey cibril bunlar kimler ola? Ne yapmış bunlar dünyada? Ne amel etmişler? Bak Miraç gecesi daha göklere giderken neler gösterildi ona. Kale bu davla lezine la yuduna amali. Bunlar o kimselerdi ki dünyada malları Allah mal vermişti onlara. Mallarının zekatlarını vermiyorlardı. Burada sadaka zekat manasıdır. Çünkü normal manada sadaka vermeyene bu azap olmaz. Faziletli amelli terk etmiş olur, sünnet terk etmiş olur ama zekatı vermezse böyle azap var. Ve ma Allah. onlara zulmetmedi. Mevla kimseye haksızlık etmez. Ve Allah biz zalim lil abid. Allah kullarına zerre kadar haksızlık ve zulüm yapmaz. Bunlar hak ettiler. Onun için namaz ne kadar önemli? Zekat ne kadar önemli? Cihat ne kadar önemli? Bu hadis-i şerif bize bütün bunları beyan etti. Bezzar, büyük muhaddis İmam Bezzar bu hadis-i şerifi tahric etti. Evet çok Bezzar sahih müstedi var. Efendi Müstedül Bezzar el Bahru Zekhar diye adı geçiyor. E, o tabii bütün alimler onlar çok evvel. Bezzar çok eski bir muhaddis. Anladın mı? Onun için onların kitaplarında geçen hadis-i şerifler ondan sonra bakın 1250 senede bütün ulema o hadisleri alıyor bu İbn Hacer Hazretlerin kitabında. Çünkü neden? Bezzar'da bir hadis geçiyorsa senedi sahiptir. Bütün uleman kitaplarında mezkurdur. Allah Teala kul haklarından halas olarak kendi haklarını bir hakkın ifaya muvaffak kılınarak borçsuz, harçsız, kazasız, zekat borcu olmadan ölmeyi cümlemize nasip eylesin. Ay. Namaz borcu olmadan ve günahlar üzerimizde yük kalmadan affı mağfiret olunarak yataklarımızda şehitlik ikram ederek Amin. ruhlarımızı kabz eylesin. Amin. Aşura gecesi hürmetine, Muharrem-i Şerif hürmetine cümlemizi umduklarımıza nail eylesin. Amin. Korktuklarımızdan emin eylesin. Gazze'yi halas eylesin. Filistin'e yardım eylesin. Yahudi'yi kahreylesin. Siyonistleri eylesin, Yahudi Nasara'yı birbirine kırdırsın. Amin hileleri başlarına mahkûs eylesin. Kazdıkları kuyulara düşürsün, düşmeler nasip eylesin. Allah'ım Gazze'ye yardım ulaştırma kapılarını feth eylesin. Yardımları ziyade eylesin. Evlen ocaklarına dönmeler nasip eylesin. Yeniden ocaklarını mamur eylesin. Gazze'yi boşaltmalarından Yahudi e fırsat vermesin. Müslümanları Gazze'den Rabbim uzak dur eylemesin vatanlarında onları mukim eylesin. Mescid-i bekçe eylesin. Mescid-i eski cemaatleriyle doldursun, mamur eylesin. Allah'ım bize de ziyaretin nasip eylesin. Allah'ım dünya ahiretlerimizde her ne hayırlı muratlarımız varsa ikram eylesin. Allah'ım Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem istediklerini istiyoruz nasip eylesin. Ay. Yüce Rabbim Habibinin sığındığı her beladan, dünya ahiret maddi manevi sıkıntıdan biz de sığınıyoruz. Muhafaza eylesin. Amin amin. Bi hurmeti Taha ve Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. 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 Ha, şeyi de gösteremedik. Efendi Hazretlerimizin sohbetlerinin ikinci cildi ama bu çıktı ama benim de canımı çıkarttı. O kadar bu çok sayfası fazlaydı. Öbüründen böyle 800 sayfa. 800 sayfayı tek tek elden geçirdim efendilerimizin bütün buyurduğu kelimelerin hepsini tahlil yani güzel anlayarak anlamaya çalışarak hiç anlaşılmayan bir yer bırakmayacak şekilde sizlerin hizmetine Ahıska Yayınları takdim etti. Bu fakir de hizmetçisi oldu. Elhamdülillah. Ege geldi burada herhalde. Bilmiyorum arkadaşlar var mı? Tamam getirdiler isteyen böyle 10 e, cilt olacak. 8 cilt daha kaldı inşallah. E, bu sohbetleri okuyun, okutun. Efendi aynı evinizde, yanınızda vaz ediyor gibi feyiz alıyorsunuz. Ben de okurken, yani bütün tabi her kelimeler hatırıma geliyor. Onun konuşma üslubu, şakaları, mizahları, okudukları hadis-i şerifler, ibareler falan. Yani hep onunla yaşıyoruz. Hep onunla yaşıyoruz. Siz de yaşayın inşallah. Hakiki hayata nail olursunuz. Bu büyük velinin kelimeleri ruhlarınızı ihya eder, kalplerinizi diriltir Allah'ın izniyle. Al sana sohbetler. E bu tabii şeye uyuyoruz, yani o eski ciltlere uyulduğu için, bunda fazla sohbet olduğu için, ikinci cilt. ya dedim biraz da üçüncü cilde bırakalım falan dediler, yok cemaat böyle alışmış, kaç sohbet orada varsa aynı sohbetler olsun. Ben de tamam dedim ama çok yorucu olduğu bir döneme rastladı benim de, çok şey ettim. Elhamdülillah çıktı, Allah yüzümüzü hak etti. Efendi Hazretlerimizin şefaatlerine nail eylesin. Amin. Amin. Sizleri de her kelimesini okuyup feyiz almanızı nasip eylesin. Amin. Çoluk çocuğunuza da okuma hevesi nasip eylesin. Amin. Efendi Hazretlerimizin itikadında yaşamayı nasip eylesin. Amin. Biz e, duacınızız. E, kardeşlerimiz e, şimdi fetih namazı dokuz kere kılınacaktı. Üçü bayramdan önce zuhurat oldu. Altısı şeyden sonra sohbet. Orada peş peşe şartı yoktu. Onun için e, bu akşam da evvabinden sonra fetih namazını kılıp dağılabiliriz. İsteyen itikafa niyet ederse, ben çünkü bir Şeyh Zekeriya Mesud Hazretleri ağır hastanede ağırlaştı. Elbap Müftüsü Efendi çok yakın dostu, Seyyid Malik Hazretlerinin yakın dostu, bizim de çok büyüğümüz, kıymetli hocamız. Onun için hastaneye gideceğiz, ziyaretlerimiz var. İşte inşallah Allah Teala hüsnü afiyet, hüsnü akıbet, hüsnü hatime her birerlerimize nasip eylesin. Amin. Amin. Fatiha-i Şerife'nin niyetle okunursa, onun için buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Gazze'nin halası için, Filistin'in kurtuluşu için, aktar arzda esir düşmüş hapishanede inleyen cümle ehli sünnetin en yakın zamanda kurtuluş ermesi niyetiyle. el -Fantihah.